canır gönül dostları. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben ne yapıyorum canlarım? Ben şimdi bayram hazırlığına giriyorum. İlk önce neden başlıyorum? İlk önce ekmek yapmakta. Ekmeğim varsa köyde arkadaşlarım, gerisi gelir. Önce unumu eriyorum. Sonra ılık su, maya, tuzla beraber yoğuracağım. Ekmeğe biz başka bir şey katmayız. Köyde ekmeğim varsa katığım var demektir arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizler ne yapıyorsunuz? Bayrama kaldı 3 gün. Bugün oğlumla şimdi gelmeye ayırıyoruz. Gelmeye başladılar. Bugün oğlumla gelinim geliyor Karabük'te. Arife günü de kızım gelecek. Eşim bayramda çalışıyor arkadaşlarım. Özel sektör olduğundan onun, ben eşimle tam 34 yıllık evliyim. 34 yıldan beri bir bayramı biz beraber geçiremedik sayılır. Çok nadir böyle. Anca gelir gider, evin ihtiyaçlarını görür, gelir gider. Özel sektör böyle bir iş arkadaşlarım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Yola çıkan arkadaşlarım varsa çok dikkat edin. Sağlıkla, sıhhatle gelip gitmeyi Allah nasip etsin. Yuvalarınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Allah evlatları analardan, anaları evlatlardan, babalardan ayırmasın arkadaşlarım. Yollara çok dikkat edin. İnşallah bu videomu bayrama kadar atarım. Bayrama kadar seyredersiniz. Satya ablamızın güzel dileklerini, kazasız belasız dönme dileklerini okursunuz arkadaşlarım. Böyle dinlersiniz beni. Böyle unumu elerim arkadaşlarım. Ilık suyla, çok ılık da olmamak şartıyla, mayayla, tuzla bunu sakız gibi böyle bir yarım saat yoğurup mayalanınca da önce pazıları, bir videomda ekmek yapma şeyim var zaten. Bunun peşinden arkadaşlarım hazırda dursun diye bugün baklava yapacağım. Bugünkü işim, bahçe işlerim de çok ama bahçeyi emmeyeceğim. Bugünkü işlerim bu olacak. Evim temiz. Günlük rutin temizliğini istiyor. Ağabey temizliğimi hepsini yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz abim öleli ben köyde kalıyorum. 40 günden beri köydeyim aşağı yukarı. Zonguldak'a bu sene doğru dürüst hiç geldi, gelip gitmedi. Bayramdan sonra arkadaşlarım bu sesimden dolayı doktora gideceğim. Düzelemiyorum arkadaşlar. Sesim bir gün düzelse ikinci gün hemen aynı böyle oluyor. Allah izin verirse sıradan gitmeyeceğim arkadaşlarım. Hani para yatırılıp da muayene olunuyor ya, özel diyorlar. Onlara gideceğim, bakayım gidebilirse. İnşallah arkadaşlarım. Şimdi ben böyle unumu yoğurdum. Tekrar teknemi alıyorum böyle temiz unu arkadaşlarım. Hiç de bir şey olmasa arkadaşlarım, un da pırtıklan oluyor. Küçücük bir nokta oluyor. Şimdi bayramda da çok gelen giden olur. Yeğenler falan kalabalık olur. Bizim ortam kalabalık. Küçücük de bir şey çıksa utanırım arkadaşlarım o zaman. Bundan bir şey çıkmaz, bir şey olmaz ama yine de her zaman tekbirli, her zaman dikkatli olmamızda fayda var arkadaşlarım. Şöyle. Bu unumu da ne yapıyorum? Ekmek yapımına koyuyorum. Bundan da ekmeğimi yapacağım. Tamam, yaparken de tabii ki gösteririm arkadaşlarım. Bu şekilde unumu eledim. Şimdi tuzumu almaya gidiyorum, suyumu almaya gidiyorum. Güzel bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Ekmeğimi yaptım. Bayram ekmeği. Kaç tane yapmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yapmışım arkadaşlarım. Ben yine bayrama ortasında falan yaparım. Şimdi oğlumla gelinim geldi. Birazdan gelinimle sarma saracağız. Tatlı yapacaktım bugün arkadaşlarım. Tatlı malzemem yok. Oğlumla yarın Yenice alışverişe gidiyoruz. Yenice'den bir şeyler alacağız. Tatlı malzememi de alacağım oradan. Ondan sonra yapacağız arkadaşlarım. Yarın yapacağız tatlıyı. Bu akşam üzüm yaprağından dolma saracağız. Ekmeğimizi yaptık. Şimdi kapının önünde aşağıda çay içeceğiz. Böyle arkadaşlarım. Ha bugün abimin 40'ı vardı. 40'ını da yaptık abimin arkadaşlar. Çabucak 40'ı geldi canlarım. Arife'den bir gün önce yaptık. Böyle arkadaşlarım işte. Tekrar başka bir iş yaparken görüşürüz. Ekmeklerim puf puf güzel oldu arkadaşlarım. Bak. Şöyle hepsini göstereyim. Bayram ekmeği. Bakın arkadaşlar. Akşam ezanından kere. Ne oynuyoruz? Oynadınız, oynadın ha? Voleybol. Voleybol. Hadi kim yenecek? Hadi şimdi.
Aferin kaçlarım benim. Ha? Oğlum oğlum kurtar. Oğuzhan'ım kurtaramadı. Oğuzhan Muanat. Nerede bu arada? Sen de top mu var? Oğlum. Kapı yak Muanat'sın ya. Bayramda kuzenler birbirini göremiyor arkadaşlar. Anca bayramdan bayramı böyle. Ben de ne yapıyorum? Üçüncü kattan çekim yapıyorum. Buzluğu siliyorum. Şimdi buzdolabını siliyorum. Derin dondurucu mu? Sen Asya'na falan yerdin. Şunları geç. Oğlum ne diyorlar Oğuzhan? Göster marifetlerini şunlara yavrum Oğuzhan. Göster oğlum. Tamam. Aferin. Birazdan da dolma saracağız. Yaprak dolması. Bak. Aferin oğlum Ozan'a. Umut gitti. Ne yapıyorsun? Yasin sen şuraya geç. Bak şu siyahlı benim Ozan'ım o arkadaşlar. Elinde top olan şimdi atıyor topu. Bu yeğenim Umut. O gelinim. Bahçeye top atan. Ben topun nereye gidiyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim mi? Hadi. Akşam sefası arkadaşlar. Bunlar hep böyle yapar. Şimdi mısır zamanında ateş yakalar. Aynı bu şekil kocaman ateşte mısır kavururlar bunlar. Onu da çekerim sizlere. Hadi oğlum. Aferin oğluma. Kurtardı. Hadi Asya. Asya hadi kızım. Sen sporcusun aslında. Kim? Sporcu olan biz diyoruz. Abi şu topu düzgün vur. Düzgün vur. Hadi. Üçünü. Arkadaşlar. Oh. Hadi. Aferin. Aferin oğlum. Biraz da eğlence de lazım arkadaşlar. Hep üzgünlük olmuyor gerçekten. Ben şöyle buzdolabım görünmüyor arkadaşlar. Derin dondurucumu hazırlıyorum. Ah şunun güzelliğine bakın arkadaşlarım. Şunun güzelliğine bakın. Alıcı erik, kompostluluk erik. Yol kenarında. Biz birbirimize hiç haram etmeyiz arkadaşlarım. Kimin köyde böyle yol kenarında varsa herkes alır yer. Ablamın bahçede suyu varmış. Ablam da rahatsızlanmış. Onun için arkadaşlarım suyunu alıvereceğim. Böyle gördüğüm güzellikleri de çekiyor. Yavrusu, şu de yavrusu. Şuna bakın arkadaşlarım, şunun güzelliğine. Bir de bir güzel inekler. Zannedersem kardeşim, kız kardeşim değil. Koy vereceğim Şahitçe suyu. Koy vereceğim, alıvereceğim suyu. Bakayım. Karabaş aralarına girdi. Karabaş. Niye girdin oraya? İnekleri mi korkutacaksın? Gel. 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 Gel oğlum gel hadi. Şunların güzelliğine arkadaşlar. Oğazbaşı Mahallesi buradan daha güzel görünüyor. Her taraf yemyeşil arkadaşlar. Fazla bahçe, bağ bahçe. Anca bağ bahçe diyoruz biz onlara. Fazla reçbelik yok köyümüzde. Bunlara da olanlara da bağ bahçe diyoruz. Arkadaşlar su kenarındaki bahçeleri böyle suyla sularız. Argınan. Şöyle argınan sularız bakın. Bu ablamın kaynanamın bahçesiydi rahmetlinin. Bu ablamın oldu şimdi. Ceviz ağacımız. Ablam bu cevizde ceviz çok diyor. Var. İnşallah da vardır. Bu da komşumuzun arkadaşlar. Eskiden buralarda bir su kavgası olurdu arkadaşlar. Bir su kavgası olurdu. Herkesin bahçesi o kadar çoktu ki yetişmezdi. Artık sıraya döktüler de su kavgasından kurtuldular. Kaynanamın gençliğin zamanında. Onların büyüklerin zamanında yani. Arkadaşlarım
Şimdi bu su doğal, kendiliğinden çıkan, yer altından veya kayanın arasından çıkan bir sudur. Şimdi az önce ablama gidiyordu. Ne yaparız biz kendi bahçelerimizi sulamak için? Böyle kazma alırız arkadaşlarım elimize. Kazmayla böyle çekeriz, su yolu yaparız. Su yolu yaptıktan sonra bahçemize salıveririz. O çok güzel, bahçeyi hiç kurutmaz arkadaşlarım. Şimdi de bakın böyle artık ablamın kını aldım, komşuya gidiyor bakın. Bu şekil. Köy iş arkadaşlarım, böyle eğlenceli güzel bir iştir yani, ne bileyim. Yani seviyoruz biz böyle. Böyle büyüdük çünkü biz bunları göre büyüdük yani arkadaşlarım. Bak ne güzel gidiyor. Benim su kıyısında bostanım yok arkadaşlarım. Ablamınla ikimiz indi bizim bostan. Ablam evin altından çıkmak için bedelleştik yani biz. Benim hep hazır suyuna sulanıyor bahçelerim. Geldi mi Şadukçe? Geldi mi? İşte bostana su geldi mi, koy verdim ben. Ha geldi, güzel geliyor hem maşallah. Çok güzel geliyor hem. Tamam çok. Ha ben burayı güzel dikadım, güzel yaptım, ablamdan aldım, sana salıverdim şimdi. Tamam yavrum. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz hadi. Arkadaşlarım, bugün köyümüz çok kalabalıklaşıyor. Arife olduğu için herkes gelen giden çok oluyor. Bakın bir de şu güzelliği arkadaşlarım. Allah'ın verdiği saf doğal güzellikler bunlar. El yapımı güzellikler değil. Nefes nefese kaldım arkadaşlarım. Şöyle yürüdüm. Artık bizden geçmiş. Yaşlanmışız biz artık. Bayramın 3. günü köyümüzün muhtarı olan eniştem camimizde bayram olduğunu, bayram yapacağımızı söyledi. Benden de hepimizden yani. Bayanlardan da hasta beste olmayan hani ki. Müsait olan bayanlardan yardım istedi. Dedim o zaman gelsin, Allah'ın izniyle seve seve yardım ederim. 3 çeşit yemekten ne olur. Ama nasıl yemek bir şey arkadaşlarım. İnşallah sağlıklı bir şekilde oluruz da bir şey olmaz. Kazanlarda öyle tencerelerde bir kilo şey değil. Büyük büyük kazanlarda 200, 300, 400 kişilik atıyorum bu şekillerde. Yemekler bir şey. İnşallah nasip olur. Çekimi de yaparım orada. Kurban kesenler etlerinden ne kadar parça artık getirirlerse. Getirirler. Orada inceleriz, doğrarız. Kemikliyse kemikli pişiririz. Kemikli değilse kemiğinden ayrılır. Kavurmasını, pilav, çorba. Bir de mevsimine göre cacık veya karpuz. Öyle bir bayram yaparız. Keşkek çorbası. Ha, vazgeçilmezimiz bir de keşkek çorbası vardır. Arkadaşlarım, şimdi mıntıka temizliği dedim ya dün. Ot makinesinden başladık ot çekmeye. Yeğenim beni çekecek, ben ot biçiyorum.
Hadi.